Merhaba dostlarım. Korku ve gerilim hikayesi paylaştığım Kasvet Paranormal kanalıma abone olup bildirimleri açarak hikayelerimden haberdar olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Her şey o gece başlamıştı. Abimin beni dürtmesiyle yerimden fırlamıştım. Rüyamda koskocaman, güneş gibi bir varlık benim üzerime geliyordu. O benim üzerime geldikçe ben ayetel kürsü okuyor, besmele çekiyordum. Ben bunları yaptıkça o yaratık yüzü ve şekli bozula bozula üzerime gelmeye devam ediyordu. Nefes alamıyordum. Beni boğuyordu adeta. Ben dua okudukça daha da çok yaklaşıyor. Tipi daha da bozuluyordu. Uykudayken çok fazla terlediğimi ve inlediğimi gören abim dürterek uyandırdı beni. Masanın üzerindeki suyu uzattı. Suyu içince biraz kendime geldim. Üç kardeşlik. Abim, ablam ve ben. Ablam evliydi. Annem ev hanımı. Babam muhtardı. Sabah kahvaltıdan sonra dün geceki kabusumu annemle babama anlattım. Babam karabasandır. Gece duanı et. Öyle uyu dedi. Annem ve babam bu konularda bilgili insanlardı. Daha önce de böyle rüyalar görüyordum ama bu aralar çok sıklaşmaya başlamıştı. İlk böyle rüyalar gördüğümde her ağızdan bir ses çıkıyordu. Çoğu kişi içime cin kaçtığını iddia ediyordu ama annem ve babam onlara kulak asmamam gerektiğini söylüyordu. Bir gece daha aynısı oldu ve bu defa uykumda nefessiz kalmıştım. Gece apar topar beni acile götürmüşlerdi. Rüyama giren ve beni soluksuz bırakan şey öylesine korkutucuydu ki. O günden sonra annem ve babam işin ciddiyetini anladılar ve beni bir hocaya götürdüler. Gittiğimiz yer değişik bir yerdi. Mağara gibi bir şeyin içine yapılmış ufacık bir evdi ve içerisi çok ağır kokuyordu. Yer de zaten şehrin dışında dağın başında bir yerdi. İçeride bizi karşılayan hoca beni çok korkutmuştu. Adamın tipi ve bakışları çok değişikti. Bize önce çay ikram ettiler. Sonrasında babam hocayla para meselesini konuşup yanıma geldi. Hocaya: "Hocam, bizim oğlan karabasan görüyor. Ne yapacağız biz? En son uykusunda nefessiz kaldıydı. Biz de çok korktuk. Bir sana getirelim." dedik dedi. Hoca beni şöyle bir süzdükten sonra, "Anlat bakayım. Ne görüyorsun sen delikanlı?" dedi. Yutkundum ve söze girdim. Her zaman uykumda görüyorum. Rüyama geliyor. Tam göremiyorum, net değil. Ama kocaman, çirkin, hem de çok çirkin. Önce güneş gibi parlak ve çok güzel görünüyor. Sonra bana yaklaştıkça korkutucu bir hal almaya başlıyor. Ben dua okuyunca ellerim, hatta bütün bedenim kitleniyor. Ve o yaratık bana doğru geldikçe okuduğum dualar ile yamılıyor. Tipi değişiyor, çirkinleşiyor, yüzü berbat bir hal alıyor.'' Üstelik kendim kıpırdayamıyorum bile. Sanki bütün bedenimi kitliyor bu şeyi dedim. Babam ekledi. Çocuğuma zarar gelmesinden çok korkuyoruz hocam. Hoya durup biraz düşündükten sonra bu olayın tehlikeli bir yanı yoktur aslında. Bazı cinler enerjik yönü ağır basan bazı insanlara değişik şekillerde görünebilir. Cinler bünyesi hassas ve manyetik özellik taşıyanlar ile irtibat kurabilirler. Yani aslında benim yapabileceğim bir şey yok. Fakat size birkaç öneride bulunayım. Yatmadan evvel abdest al, iki rekat namazını kıl, öyle yat. Ve de bir kağıda cevşen duası yazın. Yastığının altına yerleştirin, öyle uyusun çocuk dedi. Hocanın evinden çıkıp arabaya bindik. Eve giderken babam arabada söyleniyordu. Güya hoca deniyor. Duayı bile yazıp vermedi. E bunu ben de biliyorum. Boşuna mı geldik sana be adam diyordu. Babam eve gelince bir kağıda cevşen duası yazdı güzelce katladı ve yastığımın içine dikti. Hadi bakalım. İnşallah bir daha böyle şeyler yaşamayız. Yatmadan önce sen de bildiğin dualar oku. Öyle uyu oğlum. Olur mu dedi. O zamanlar 16 yaşındaydım. Ertesi gün gece bir şey görmedim. Rüya bile görmemiştim ki. Bırak karabasan görebileyim. O günün öğleninde mahalleden arkadaşlarım mahalle okulunun sahasına futbol oynamaya çağırdılar. Ben de öğle yemeğimi yedikten sonra Okula doğru yürümeye başladım. Yaz tatiliyiz zaten okula girmemize izin veriler diye düşündük. Okulun kapısına gittiğimizde güvenlik vardı ve bizi içeri almadı. Sadece bahçede, sahada futbol oynayacağız dedik ama bizi oradan kovdu. Biz de kovulunca mecburen okulun ilerisindeki boş araziye gittik. Orada takımları kurup, kaleyi ayarladık ve oynamaya başladık. Maç sırasında birinin çok hızlı vurmasıyla top arazi dışına gitti ama Kimse topu almaya meyil etmeyince ben almaya gideyim dedim. Koştum koştum top ana yola kadar gitmişti. Araba geliyordu. Topu kurtarmak için yola atıldım. Hızlı davranabilirdim. Araba uzaktaydı. Topu aldım ama arabada gelmemişti. Tam karşıya geçerken yanımdan hızlıca bir karartı bana deyip geçti. Ben de duraksadım ve korna sesiyle kendime geldim. Araba dibime gelip durmuştu. Yoldan çekilmem için korna çalıyordu hızla tekrar araziye koştum. Topu onlara verip oradan uzaklaştım. Aklım almıyordu. O karartı neydi? Rüzgar değildi. Sertti ve bana çarparak geçmişti. O an duraksamama neden oldu. Ya araba beni etseydi? Eğer o karartı yanımdan geçmeseydi arabanın o kornasına maruz kalmayacak. Hızla topu alıp gidebilecektim. O gördüğümde neydi acaba Allah'ım? Bütün gün bunu düşünüp durdum. Bana zarar vermeye çalıştı o karartı. Belki de cindi. Evet, o cindi ve bana zarar vermeye çalıştı diye düşündüm. Hoca Karabasan'ın bana zarar veremeyeceğini söylemişti ama ilk defa günlük hayatımda böyle bir şey yaşamıştım. Ama niye ben, bana neden zarar vermek istiyor diye aklımdan bin bir soru geçiyordu. Bir yandan da acaba yaşadıklarımın etkisinde kalıp hayal mi gördüm diye bu yanını kurcalıyordum olayın. Düşünceler, düşünceler. Gerçekten kafayı yemek üzereydim. Hemen akşam babama bunları anlatmak istiyordum kendi kendime kafamda hiçbir şeyi çözemezdim bu şekilde. Akşama doğru evin önünde oturuyordum. Yanıma Mazlum geldi, mahalleden arkadaşım. "Ne yaptın Mahir? Nasıl oldun?" dedi. Belli ki olanları o da duymuştu. "İyiyim biraz daha." dedim ama sesim titriyordu. "Gel biraz yürüyelim ya, nefesimiz açılsın." dedi. Zaten stres hissediyordum, reddedemedim. Biraz mahallede yürüdük, tur attık. "E ne oldu ya, ne görüyorsun sen?" "Karabasan." dedim. Mazlum ortaokuldayken bu konularla ilgili çok kitap okurdu. Aynı sınıftaydık. Din hocasıyla hep bu konuları konuşurlardı. Annem gel, senin olayını konuşurken duydum ben de dedi. Biliyorsun ben bayağı ilgileniyordum bu olaylarla. Hatta hüttamlık nedir falan merak salmıştım dedi. Evet hatırlıyorum dedim. Oha Mazlum'a bugün gördüğüm karartıyı ne şekilde anlatmak istedim. Mazlum sana bir şeyler anlatmam gerekiyor. Tabi anlat dedi. Yol üzerinde bir banka oturduk ve anlatmaya başladım. Başımdan geçen olayları anlatıp top almaya gittiğim esnada bir karartının yanımdan hızla geçtiğini söyledim. Acaba neydi ki bu? Hayal mi gördüm diye sordum. Ama hayal değildi yani bana değdi ve gitti. Orada onu görmesem ben topu alıp giderdim ve araba da bana o kadar yanaşamazdı dedim. Mazum bana bakıp o yanından geçen cindi dedi. Ben de öyle düşünmüştüm dedim. Bana zarar vermeye kalktı. Bu zarardan başka bir şey değil diye ekledim. Belki de başka bir şey var bu işin altında dedim mazlum. Bak şimdi belli ki cinler sana musallat oluyor. Yarın bize gel. Annem yok Zaten benim not aldığım iki üç bir şey vardı. Onları deneyelim olur mu dedi. Ancak yanlış bir şey yapıp daha da berbat bir hale getirmeyelim her şeyi. Bak şakaya alınacak bir şey değil. Hem kendi başımıza bir şeyler yapmak ne kadar doğru ki. Bir de o kitaplarda yazanlar doğru mudur dedim. Bana bakıp bana güven. Yanlış bir şey yapmayız. Hem sadece biraz araştırma yapmış oluruz. Neden böyle şeyler görüyorsun, anlarız. Sen de merak etmiyor musun bu illetin sana neden bulaştığını ve bunu çözmek istemez misin?" dedi. "Evet, isterim ama yanlış bir şey yaparsak diye korkuyorum." diye söyledim. "Merak etme. Yanlış bir şey yapmayız, bana güven. Bu olanları babana anlatmana gerek yok. Biz her şeyi hallederiz." dedi. Sonrasında kalkıp evlerimize doğru yürüdük. Eve geldiğimde zihnimde bir sürü düşünce vardı. İçimden bir ses, Mazlum'a güvenebileceğimi söylüyordu. Zaten özünde iyi bir çocuktu, kötü bir niyeti olduğunu düşünmüyordum. Hem yıllardır tanıyordum. Çocukluğumuz beraber geçmiş sayılırdı. Ona güvenmek istiyordum ve güvenecektim de yarını iple çekiyordum. O gece bir şey görmedim ancak sabah kalktığımda dün yolda gördüğüm aynı karartının Odamın içinde olduğunu ve masamın üzerinde saksının içinde duran kaktüsümü hızla ikiye bölüp kaybolduğunu gördüm. Çok korkmuştum. Yataktan kalkıp yere düşen kaktüsün bir kısmını alıp saksıdaki toprağın üzerine koydum. Başımı ellerimin arasına alıp bir süre düşündüm. O sırada annem odama girdi. Ne oldu oğlum dedi. Kaktüsün ikiye bölündüğünü görünce bundan mı geldi bu ses? Nasıl oldu bu diye sordu. Bilmiyorum. Dağılmış anne dedim. Neyse ben hallederim. Sen merak etme. Annem arkadaşın gelmiş. Mazlum seni çağırıyor. Bir bak istersen dedi. Üzerimi değiştirdim. Anneme haber verip Mazlum'a gittiğimi söyledim. Kahvaltı yapmadın. Nereye diye sordu. Sonra Mazlum dışarıda elindeki simitleri gösterdi. Fatma abla simit aldım ben. Biz beraber yeriz bir şeyler dedi. Annem de pek öyleyse dikkat edin deyip uğurladı bizi. Yolda Mazlum'a çok tedirgin ve heyecanlı olduğumu söyledim fakat o çok soğukkanlıydı rahat olmam söylüyordu. Mazlum gelin evine geldik. Önce çay koyup mazlumun aldığı simitlerle kahvaltı için masayı kurduk. Kahvaltı yapıp ardından başlayacaktık. Daha doğrusu ben ne yapacağımızı, neye başlayacağımızı bilmiyordum. Mazlum ne derse onu yapacaktık işte. Kitapları görünürde yoktu. Hem en son ailesi kızıyor. O kitapları okumasına izin vermiyordu. Hepsini atmışlar diye duymuştum ama bakalım mazlum ne yapacaktı. Kahvaltımızı yaptıktan sonra ortalığı topladık ve mazlumun odasına geçtik. Sağa sola baktım ancak bir yatak ve bir dolaptan başka hiçbir şey yoktu. E, ne yapacağız dedim. Yatağın başındaki komodinden bir anahtar çıkardı ve bekle dedi. Yatağını sağa doğru çekti ve yatağın arkasından duvarın altından tutup çekerek yukarı kaldırdı. Gördüklerim karşısında şok olmuştum. Hiç konuşmadan sadece izliyordum. Gel hadi dedi. Kaldırdığı duvarın içesine girdim karanlık olduğundan bir şey görmüyordum. Yatağı düzeltti ve yanıma geldi. Sonrasında duvar gibi görünen o demir indirdi. Çok karanlık ve ufak bir boşluktu. İkimiz zar zor sığmıştık buraya. Elindeki anahtarla bir kapı açtı. Ufak bir kapıydı ve içeri girdik. Gerçekten şok olmuştum. Ufak bir odaydı ve kitabından tut otuna kadar bir sürü şey vardı. Değişik sıvılar, adını bile okuyamadığım kitaplar, ajandalar, dosyalar vardı.'' Gerçekten bu yaşta bu kadar bilgi birikimi ve bu kadar gizem beni şaşırtmıştı. O da penceresiz, bir ufak masası iki tane de taburesi olan bir yerdi. Penceresiz olduğundan dolayı da hava almıyordu ve içeride ağır bir koku vardı. İşte bizim mekana geldik dedi mazlum. Ben hala şaşkın şaşkın etrafa bakıyor. Odayı inceliyordum. Duvarlarda Arapça bir şeylerin yazdığı notlar asılıydı. Bu da ne mazlum. Sana inanamıyorum. ''Annen girin bundan haberi var mı?'' diyecekken sözümü kesti ve ''Zaten izin verseler böyle bir şey yapmazdım.'' deme. ''Lütfen kimseye bahsetme bundan. Hem ben senin için evimi açtım. Sırf sana çözüm bulabilmek için.'' dedi. ''Tamam merak etme. Kimseye söz etmeyeceğim.'' dedim. yukarılardan bir iki kitap çıkardı. İkisi de oldukça kalın gözüküyordu. Eline bir kalem alıp okuduğu bazı yerlerin altını çizmeye başladı. Sonrasında o değişik sıvıları masaya dizdi. Merak ediyordum artık ne olup ne bitiyor diye. Mazlum ne olduğunu ne gördüğünü bana söyleyecek misin artık dedim. Kafasını kitaptan kaldırdı ve cinler sana mutallat olmuş. Onlarla anlaşma yapacağız dedi. Onları buraya çağıracağım. Kendilerini sana gösterebilirler. Korkma sakın ses çıkarma dedi. Dedi dedi ama korkuyordum. Arapça bir şeyler okudu ve bir karartının odaya girdiğini hissettim. Gördüm hızlıydı ve oradaydı. İşte tam anlamıyla görünüyorlardı. Çok iri gözleri vardı ve bir cin ancak bu kadar güzel olabilirdi. Önce bir karartıydı fakat şimdi bir güneş gibiydi adeta. Bu kadar güzel bir insanla bile rastlaşmamıştım bu yaşıma kadar. İkimiz de ona bakıyorduk. O ise bize bakmak yerine etrafa bakınıyordu. Mazlum anlamadığım şeyler söyledi. Bir süre bir şeyler konuştular sanki. Olan her şey şaka gibiydi. Bir cinle konuşuyorduk resmen ve bu cin haddinden fazla güzel görünüme sahipti. Odanın içinde gezinirken bir anda ayağım oradaki sıvılardan birine takıldı ve düştüm. Dökülen sıvı o cine doğru gitti. Birden cinin gözleri küçüldü. Hareket etmeye başladı. Rüyamdaki karabasan gibi çirkinleşmeye, suratı dağılmaya başladı. Mazlum bana dönüp, ''Ne oluyor? Ne yaptın sen? Ne yaptığının farkında mısın? Şimdi ne yapacağız?'' diyordu. Döktüğüm sıvı cine zarar vermiş. Şimdi ne yapacaktık? Cin şekil değiştiriyor, çirkinleşiyor, gözümün önünde yanıyordu. Az önceki o güzellikten eser yoktu. Adeta gözümüzün önünde yok oluyordu ve bunu ürkerek izliyorduk. Az sonra cin tamamen ortadan kalkmıştı. Mazlum oturup kafasını ellerin arasına aldı ve ''Şimdi ne yapacağız? Bütün kabilesi sana bulaşacak. Neden dikkat etmedin? Neden döktün? Sana o kadar dikkatli olmanı söylemiştim. Her şeyi halledecektik ama ona zarar verdin. Şimdi onlar da sana zarar verebilir.'' Belki de kurban olarak isteyecekler seni. Muhakkak intikam isteyeceklerdir. Seni bir tanesinden kurtarmak isterken hepsini başımıza bela ettin. Şimdi ne yapacağız? Allah'ım, sen yardım et diyordu. Mazlum'un bu halini görünce dizlerim korkudan titremeye başladı. Mazlum kalk, çıkalım buradan. Yapabileceğimiz bir şey kalmadı artık. Ne yapsak boş dedi. Fazlasıyla kaygılı bir şekilde. Ben ne yapacağım şimdi dedim kabilesi ona zarar verdiğini öğrenene kadar git ve şu anki yaşamının tadını çıkar. Onlar olanları öğrendiklerinde seni rahat bırakmayacaklardır çünkü dedi. Olanları babama anlatacağım dedim. Mazlum sakın öyle bir şey yapma. Beni de ele verirsin. Hem ne diyeceksin babana? Kendi kendine zarar verdin. Ben senin için cinle konuşacakken onu bir anda yaktın ve yok ettin. Bunu mu söyleyeceksin babana? Üzgünüm ama bundan sonrası beni aşar. Ben sadece konuşup olayı çözebilirdim ama sen o sıvıyı döktün ve cini yaktın. Bu durumda ne olur? Tam tahmin edemiyorum. Genelde o kişiyi öldürürler ya da kendi kabilesini alıp onlara itaat etmesini isterler. Ama beynim durdu işte. Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum artık. Eve git yoksa kafayı yiyeceğim dedi ürkek bir şekilde. Mazlumun yüzüne boş boş bakıp evinden çıktım ve kendi evime doğru yürümeye başladım. Allah'ım şimdi ne yapacaktım? Ayağım kırılsaydı da çarpıp düşürmeseydim. Babam anlatsam bana o kadar çok kızardı ki. Ama ya bu kabile beni öldürüse, o zaman annem gibi ne yaparlardı? Olaylar giderek karmaşık bir hale bürünüyordu. Eğer o cine zarar vermiş olmasaydım belki de şimdi mazlum olayı çözmüştü. Anlaşma yapmıştı ve ben de rahat bir şekilde eve dönüyor olacaktım. Ancak şimdi aklımda binbir türlü soru ve içimde keskin bir korkuyla eve dönüyordum. Berbat bir haldeydim. Dokunsalar düşüp bayılacak gibi kötüydüm. Eve gittiğimde annem birden yanıma koşup ''Oğlum, mahirim, bu haline böyle? Betin benzin atmış. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Neden böylesin yavrum?'' dedi. Anneme cevap veremeyecek kadar bitkin hissediyordum. Direkt odama geçtim ve yatağıma attım kendimi. Ne olacağını düşünmek istemiyordum artık. Allah'ım al şu canımı da kurtulayım diyordum. O yorgunluk ile uyuyakalmışım. Aklımda hala acaba kabilesi cine zarar verdi mi öğrendi mi sorusu vardı. Gece annem ve babamın sesiyle uyandım. İkisi de başımda duruyordu. Çok fazla ateşim varmış. Alnımda ıslak bez vardı. Babam haydi oğlum kalk bir hastaneye gidelim dedi. Cevap veremiyordum. Yavaşça kalktım ama adım atacak halim yoktu. Annem ve babamın desteğiyle arabaya bindim. Hastaneye gittik. Doktor beni kontrol etti. Hiçbir şeyimin olmadığını söyledi. Bir serum taktılar. Doktorlar yorgunluktandır. Bu serum iyi gelir. Serumunuz bittikten sonra gidebilirsiniz dedi. Hastanede bile hala aklımdaydı. Çok korkuyordum. Öleceksem de hemen öleyim istiyordum. Onlarla birlikte yaşamak nasıl olurdu? Cinlerin hizmetinde ne yapacaktım? Yapamazdım. Her an aklımda bu konuyla ilgili düşünceler vardı. Kafayı yemek üzereydim. Annem bile de bir şey diyemiyordum ki. Serum bittikten sonra eve gittik. Kafamda hala aynı sorular. Bedenen biraz daha iyi gibiydim ama düşünceler, korkular beni bitirmeye başlamıştı. Olayı babama anlatsam bana kızar mıydı acaba? Belli ki henüz kabilesi cine zarar verdiğimi öğrenmemişti. Of Allah'ım ne yapacaktım? Dayanamadım ve babama anlatmaya karar verdim. Baba sana bir şey anlatmak istiyorum dedim. Tabi oğlum anlat dedi. Ama baba bana kızma ve beni bu durumdan kurtar lütfen. İlk defa bu kadar çok korkuyorum dedim. Babam birden doğrulup sakin ol neden kızayım sana anlat oğlum ne oldu hem seni neyden kurtaracakmışım ben. Annenle ben her zaman yanındayız. Seni her zaman dinleriz kızmayız da bunu biliyorsun dedi. Baba biz bugün mazlumla cinleri gördük. Onları çağırdık geldiler. Daha doğrusu biri geldi. Onunla konuşup anlaşacaktık ve benim peşimi bırakacaklardı. Ama ben yanlışlıkla birine zarar verdim ya da yaktım sanırım dedim. Babam bir anda kalkıp ne diyorsun oğlum sen ne cin yakması dedi. Babama topun ana yola kaçtığındaki gördüğüm karartıyı anlattım. Daha sonra mazluma da bu durumu anlattığımı, onun bu konularda ilgili olduğundan dolayı evlerinde bir rütel yaptığımızı söyledim. Ve başımdan geçen her şeyi detaylı şekilde gücüm yettiğince anlatmaya çalıştım. Evet baba, durumlar böyle. Yanlışlıkla oldu. Ben ona zarar vermek istemedim. O çok güzeldi. insanlardan bile daha güzel bir cindi ama ben onu yakınca çirkinleşti, suratı yamuldu. Bedeni değişti. Şimdi kabilesi bunu öğrenirse benden intikam almak isteyecekmiş. Ya beni öldürecekler ya da kendi aralarını alacaklarmış. Ömür boyu onlara hizmet edip onlarla yaşayacakmışım. Baba lütfen bir yolunu bul. Bir şeyler yapalım. Ben böyle olsun istememiştim dedim.'' Tüm bunları anlatırken arada sesim gidiyor, korkudan dişlerim titriyordu. Babam beni sakinleştirdi ve kalk gidiyoruz dedi. Mazlumu da çağır. Hayır olmaz. Mazlum onu karıştırmamı istemiyor dedim. Mazlumu çağır ve gel. Gideceğiz dedi sert bir şekilde. Gidip mazluma durumu anlattım. Mazlumla beraber babamın yanına geldik. İkimiz de çok utanıyorduk ve korkuyorduk. Babam arabaya binin dedi. Arabaya binip şehrin dışına baya uzak bir yere doğru gidiyorduk. Babama nereye gidiyoruz dedim. Cevap bile vermedi. Ormanlık bir alanda durduk ve hadi aşağı inin dedi. İkimiz de korkuyorduk tabi. Aşağı indiğimizde babam ormanın içine daldı. Biz de arkasından gidiyorduk. Baya bir yol yürüdükten sonra ufak bir kulübeye ulaştık. Babam kapıyı çaldı. Kapıyı yaşlı bir kadın açtı. Babam kadının elini öptü ve içeri girdik. Kadın çok yaşlıydı ama yaşına göre Ayrı bir enerjisi, sıcakkanlılığı vardı. Hoş geldiniz, hoş geldiniz çocuklar. Sefa getirdiniz, hayrola dedi. Babam, Hatice hocam, senin yardımına ihtiyacımız var. Bizim çocuklar bir şeyler yapmışlar dedi. Kadın bize bakıp tebessüm etti. Bir şeyler yer içer misiniz dedi. Teşekkür ettik ve yok dedik. Ardından evet anlatın bakalım ne oldu dedi. Babam gözüyle işaret ederek anlat dedi. Ben de söze girip Sanırım yanlışlıkla bir cini yaktım dedim. Kadın biraz şaşırdı ve "Siz kaç yaşındasınız ki?" dedi. "16" dedik. "Bu yaşta nasıl bu işlere girdiniz? Neden ilgileniyorsunuz? Okulunuza, dersinize baksanıza çocuklar." dedi. Ben lafa atıldım. "Cini gördük. Hayatımda gördüğüm bütün insanlardan daha güzel bir cindi. Onu yakmak istememiştim ama ayağım takıldı ve düştüm. Sonra o sıvı da odaya dökülünce cin yandı." dedim. Kadın durdu ve "Hangi sıvı?" dedi. Mazlum Arapça değişik bir isim söyledi. Sonra laf atladım. Kabilesi öğrenince benden intikam almak isteyecek ya da beni kendi içlerine alacaklar. Ben bunlardan kurtulmak istiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Çok korkuyorum dedim. Kadın hafif gülümsedi ve sizi koruma altına alacağım. Cinlerle ben konuşacağım. Eğer dediğin kadar güzelse bu demek olur ki kabilesi de güzeldir ve her güzel içinde bir iyilik bulundurur demi delikanlı dedi ve devam etti. Dediğim gibi hiç korkma. Ben sizi koruma altına alacağım. Size zarar gelmeyecek ve kimse musallat da olmayacak. Şimdi gidin ve hayatınıza devam edin dedi. Benden adımı, doğum tarihimi ve annemin adını istedi. Bunları söyledikten sonra teyzeye teşekkür ettik ve ayrıldık evinden. Sonradan öğrendik ki o kadın rahmetli babaannemin arkadaşıymış ve ilim sahibiymiş. Kendince iddiaya çekilmiş bu ormandaki evde. Babam ilk başta Karabasan gördüğümde rahatsız etmemek adına bu yaşlı hocaya götürmemiş beni. Ama şimdi olaylar karışınca mecbur kalmışız kapısını çalmaya. O cin bana zarar vermek maksatlı görünmemiş. İlk hocanın dediği gibi enerjisi yüksek insanlara bazen görünürlermiş. Ben de onlardan birisiymişim. O gün mazlumun evinde döktüğüm sıvı ise hiçbir anlam ifade etmiyormuş onun için. O esnada çektiğimiz besmeleler ve dualar o cini korkutmuş.'' Hoca doğum tarihim, adım ve annemin adı ile bana görünen o cini davet ettiğini, bir daha bana görünmesini istemediğimizi ilettiğini söyledi babama. Gerçekten de öyle olmuş. O varlık bir daha bana hiç görünmemişti. Müstakil evlerinin kendi odasından girilen bodrumunu kendine özel bir mekan yapan mazlum ise babam tarafından baya bir uyarıldı. Şükür ki başımıza çok bir şey gelmeden bu olayı atlatabildik. Hikayenin sonuna geldik dostlarım. Hikayelerin devamı için abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bir başka hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın.